da yüze malsanca, sönmeden yurdumun üstünde tükene sonacak o be bir milletimin. Yıldızdır parlayacak o benim, bir o benim milletimdir ancak. Şartma kurban olayım, çehreni beyaz fırtına. Kulübü Derneği Yönetim Kurulu asil üyeleri: 1. Kazım Şahin, 2. İhsan Yılmaz, 3. Mustafa Dündar Özürgancı, 4. Fatih Doğramacı, 5. Aydın Kaynar, 6. Mustafa Kalaycı, 7. Kahraman Cebeci, 8. Yavuz Evin, 9. Halil Tiftikçi. Yönetim Kurulu Yedek: Cevat Çengel, Erdal İpoğlu, Yılmaz Bek, Hasan Şamil As, Erdoğan Güven, İbrahim Tabakoğlu, Mustafa Mıhçı, Mustafa Çayırcı, Cihan Kostik. Denetim Kurulu Asil: 1. Mehmet Yünlü, 2. Hasan Ertaş, 3. Nusret Atak. Denetim Kurulu Yedek: Muharrem Çevtikçi, Mehmet Özabacı, Ahmet Seyfi Ağol. Yedek oyunu birlikte açık oylama yapılmasını kabul edenler, kabul etmeyenler, yönetim kurulu listesini kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Evet. Aynı şekilde denetim kurulu üyeleri okundu. Denetim kurulu üyelerini kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediyenin ekmeğini yiyorsa bugün 20-25 milyar geliri var demektir. Yani geçici işçileri saymıyorum. Anlatabiliyorum. Bugün bir üyelik, ne bileyim, geçen sene herhalde 60 milyondur. Yani 100 milyon lira olsa, düşünün, 200 kişiden 20 milyar liraya yakın bir gelir elde edilir. Yıllık mı? Yıllık. 2 yılda 40 milyar eder. Yani bizim gibi düşük meblağlarda takım kuran bir yönetimin bu da çok iyi bir gelir diye düşünüyorum. Bütün üyeler. Yani evet. İkincisi, buradan maça gidiyoruz. Nezir hocam da şahit, belediye personelinden biri ne diyor biliyor musunuz? İnşallah yenilirsiniz de gelirsiniz. Ya arkadaş, yani biz babamızın hayrına gitmiyoruz. Yani bu kadar da belediyenin içinde niye dışlanıyor tamam anlamıyorum ya. Yani artık siyasi iradem olur. Ne olur? Belediye personelinin hemen hemen hepsinin üye yapılmasını ayrıyet. Fakat yönetimin girme aşamasında orada benim de ismim olsun. Ben de orada bir kapıyı sevdasıyla hareket edildiğini görüyorum. İnşallah yeni seçilen yönetim kurulu bu dertleri bir taraf ederek, çözerek yeni bir yola girer. Bundan sonra da özellikle altyapı olmak üzere yeniden yapılanmayla sosyalin gençlerde, spor sahalarında kendisini gösterir ve takımımızda daha iyi yerlere gelir diye düşünüyorum. Katılımcılara, yeni seçilen yönetime, basın mensuplarına da çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu 9 kişi diye yazmışlar da arkadaşlar. Yani şunu diyorum, tüzük değişikliğiyle. Yani 15 kişi yapsa. Genel kurulu bitti ya. Yani. Ama bilsin, yerlerinde tüzük kongresi yapılabilir. Bir şey yani 9 kişi. Müsaade eder misin, bir şey söyleyeyim mi? daha önceki geçen hafta burada mıydınız bilmiyorum. Oradaydık. Buradaysa. Biz şunu yaptık. Bu genel yeni baştan bir tüzük değişikliği yapması lazım başkanım olduğu gibi. Biz buradaki 24 kişi. Yönetim kurulu olarak görüyoruz. Yedek ve asil olarak görmüyoruz. Yani o yönde arkadaşlarımızın o yönde rahat olması şimdi lazım. Şimdi öyle olur da başkanım, 15 kişi olsa şu asil, evet. Herkes yedekle asilin taşın altına ele koyması farklı olur yani. Herkes taşın altına ele koyacak. Şimdi sen beraber göreceğiz. Yardım istiyorsun ama burada belediyede bir tane adam yok asilde. Sendika başkanını yazabilirsin şuraya yani. Şuna şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bu yönetim kurulu listesi bütün herkesin onayına sunularak 4-5 bin bir komite oluşmuştu. Bir şey demiyorum başkanım. Ya şunu 15 ya asil yapalım diyorum yani. Onun için 15'te yeter. Bir şey demem. Yani üye çoğaltalım diyorsun. 500 üyesi olsun. Yani 15 asıl 15 yedek olsun yani. Bir daha gidelim abi. Bir daha gidelim diye. Bir daha gidelim 2 sene geçiyor başkanım. 2 sene. Bir kenara girdi yani. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Bir şey daha söyleyebilir miyim? Buyurun.
Şimdi tamam. Şimdi, yani millet gelmiş, hadi çok şey yapsın, ilgilensinler diye ben de söylüyorum. Bunlar bildiğim için arkadaşlar da bilsin diye söylüyorum. Şimdi 1 milyon 200 bin bütçe yapılmış. Bu 1 milyon 200 bin bütçe hangi gelire göre yapılmış? Onu sormamız istiyorum ben sana. Belediyeden gelecek paraya göre yaptım. Ha, o zaman şu var yani, deminden benim dediğim noktaya geliyoruz. Bakın. İşin başında dediyorsa ki belediye, dedi ki belediyede yeni bir kanun çıkardı. Burada bütün siyasette ispatı dedi. Ama aynı ve nakli yardım yapabilirsiniz dedi kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Bütün belediye bütçesine ne kadar para koydunuz belediye spora vermek üzere? İlave belediye spor yapıyor. Belediye. Yok. Tamam haklısınız da yani ben hangi gelire göre 1200 lira konulmuş diye öğrenmek istedim. Yani milletten ne kadar toplu. O da sizin başarınızla mı aldı? Tamam. Tamam. Ben mesajı aldım. Sağ olun. Bir önerim var abi. Aşağı.